Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4. sınıf Türkçe çalışma kitabı sayfa 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130'u cevaplandıracağım. Hıdır Ellez metni, etkinlik cevapları. 4. sınıf mübin yayınları çalışma kitabı sayfa 124 cevapları. Hazırlık çalışmaları. 1. Aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Haritanın hazırlanma amacını ve bu haritadan yararlanmak isteyen bir kişinin hangi bilgilere ulaşabileceğini maddeler halinde yazınız. Cevap. Haritanın amacı Türkiye'de var olan doğal ve kültürel mimarileri tanıtmak için bir harita oluşturulmuştur. Haritadan ulaşılabilecek bilgiler. Ülkemizde doğal alanların nerede oldukları, şehirlerde var olan doğal ve tarihi güzellikleri, ülkemizin kültürel mirası, bizleri bir yapan değerlerin nerede olduğu. 4. sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı sayfa 125 cevapları. 2. Size Türkiye'yi tanıtma görevi verilse, tanıtım çalışmanızda Türkiye'nin hangi özelliklerine vurgu yaparsınız? Bayrağımızın etrafındaki noktalı yerlere yazınız. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Batısında Avrupa, doğusunda ise Asya vardır. Asya'nın ve Avrupa'nın birleştiği nokta olan Çanakkale ve İstanbul Boğazı ile iki kıta bizim ülkemizde birbirinden ayrılır. Bu özelliği ile hem bir Avrupalı hem de bir Asyalı gibidir. Avrupalılar Anadolu'ya küçük Asya derler. Anadolu medeniyetler beşiği birçok imparatorluğun hüküm sürdüğü uğruna birçok kan dökülmüş bir memlekettir. Anadolu'yu araştırdığınızda ilk insanlar çağları Göbekli Tepe'den başladığını görürsünüz. İnsanlık çağı Anadolu'dan başlamıştır. Sayısız medeniyetler geçmiştir bu topraklardan. Çünkü burası bir cennet köşesi gibidir. Her yeri bir ayrı güzeldir. Bu memleketin dört mevsimi bu memlekette görebilirsiniz. Kış kayak yapmak isterseniz yazın sayısız kışın kayak yapmak isterseniz yazın sayısız plajları ve kumsalları ile denize girebilirsiniz. Gün batımında denizi izler, Nemrut Dağı'nın güneşin doğuşunu izler, Uzungöl'de kahvaltı yapar, Kapadokya'da balona biner, Ayasofya'da iki dinin bir muhabbetini görürsünüz. Başka memlekete benzemez, burası Türkiye'dir. 4. sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı sayfa 126 cevapları. 1. çalışma soru. Aşağıdaki soruları Hıdır Ellez adlı belgesele göre cevaplayınız. Anadolu hangi özellikleri nedeniyle bir bayram yerine benzetilmiştir? Cevap: yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duyguları içerisinde olduğu için bir bayram yerine benzetilmiştir. Hıdır Ellez hangi tarihte kutlanır? Cevap: 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar olan tarihte kutlanılır. Anadolu halkıdır ve İlyas peygamberlerin niçin buluştuklarına inanırlar. Cevap: Hızır yaygın bir inanca göre hayat suyu, abı hayat içerek ölmezliğe ulaşmış. Zaman zaman özellikle baharda insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk, bereket ve sağlık dağıtan Allah katına ermiş bir ulu kişidir. Hızır'ın hüviyeti, yaşadığı yer ve zaman belli değildir. Hızır, baharın, baharla vücut bulan taze hayatın sembolüdür. 2. çalışma soru. Hıdır Ellez kutlamalarında her yıl geleneksel olarak yapılanları maddeler halinde aşağıya yazınız. Bunlardan çevrenizde karşılaştıklarınızın yanına çarpı işareti koyunuz. Cevap: 1.
Büyük şehirlerde daha az olmak üzere kasaba ve köylerde Hıdır Ellez için önceden hazırlıklar yapılır. 2. Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdır Ellez günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. 3. Hıdır Ellez kutlamaları daima yeşillik, açık alanlarda, su kenarlarında bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. 4. Hıdır Ellez'de baharın taze bitkilerin ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiğinde sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. 5. Bugün de kırlardan çiçek ve yağ ot toplayıp onları dağıttıktan sonra su içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğini, bu su ile 40 gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır. 6. Hıdır Ellez gecesi Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. 7. Yiyecek kaplarının, amparların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, ağaç, bahçe, araba isteyen kimseler Hıdır Ellez gecesinde herhangi bir yere istedikleri için şeyin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. 2. 4. ve 6.'ya çarpı işareti koyunuz. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 127 cevapları. 3. çalışma soru. A. Sizce bu videonun hazırlanma amacı nedir? Video kimler için hazırlanmıştır? Cevap. Anadolu'da kutlanan Hıdır Ellez Bayramı'nı tanımak ve hakkında bizlere bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Soru B. Bu videoyu izleyen bir kişi aşağıdaki verilerden hangisine ulaşır? İşaretleyiniz. Cevap. Türkiye'nin kültürel değerlerinden birini tanır, ulaşılır. Çarpı. Hıdır Ellez'in ne olduğunu ve nasıl kutlandığını öğrenir, ulaşılabilir. Çarpı. Türklerin yaşamları ve inanışları hakkında bilgi sahibi olur, ulaşılır. Çarpı. Türk insanının sahip olduğu bazı özellikleri fark eder, ulaşılır. Çarpı. 4. çalışma. Soru. İzlediğiniz videoda birçok insana yer verilmiştir. Bu insanların yüz ifadeleri ve hareketlerine yansıyan duygu durumu nedir? Bu duygu durumunu ifade eden bir emoji işaretliyiniz. Doğru cevap A. Gülücük işareti. 5. çalışma soru. İzlediğiniz videoya yeni bir ad belirleyiniz. Bu adı ve belirleme nedenini yazınız. Cevap. Anadolu'nun düğünü. Anadolu'ya bahar geldi. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 128 cevapları. 6. çalışma soru. Aşağıda bir şehrimize ait o şehrin yemeklerinden oluşan bir menü, bir harita, şehrin bulunduğu bölgeyi gösteren bir de broşür görseli yer almaktadır. Bu görsellerin adlarını yazınız. Cevap. Karadeniz bölgesi Trabzon ile. Soru B. Görsellerdeki ipuçlarından yararlanarak bu şehrimizin adını bulup yazınız. Cevap. Trabzon. 4. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 129 cevapları. 7. çalışma. Soru. Aşağıdaki yemek tarifini inceleyiniz. Bir yemek tarifinde olması gereken unsurları ve tarifin nasıl yapıldığını belirleyiniz. Kayseri mantısı. Malzemeler. Hamuru için malzemeler 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 adet yumurta, tuz. İçi için malzemeler 250 gram kıyma, 1 orta boy kuru soğan, 1 pul biber.
Karabiber tuz, yoğurt sosu için malzemeler 1 kase yoğurt, 3 diş sarımsak, tuz. Salça sosu için malzemeler 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için pul biber ve nane. Yapılışı. Birinci, öncelikle hamur için unu yoğurma kabını alıp ortasına açarak tuzu ve yumurtayı ekleyin. İkinci, suyu da azar azar ekleyin, yoğurun. Çok sert veya çok yumuşak olmayacak kıvamda ele yapışmayana dek yoğurun. Üçüncü, hamuru bezelere ayırıp üzerine örtün ve dinlenmeye bırakın. Dördüncü, diğer taraftan soğanı rendeleyip acı suyunu süzün. Beşinci, kıymayı ekleyin. Altıncı, baharatları da koyup yoğurun. Yedinci, hamur bezelerini az unla açın. Çok inceltmenize gerek yok. Sekizinci, eşit şekilde önce yukarıdan aşağı sonra da sağdan soldan sağa dik olarak kesin. Küçük karalar oluşturun. Dokuzuncu, içlerine yeteri kadar kıyma koyun ve köşelerinden birleştirin. Onuncu, kaynayan suya tuz ilave edin ve mantıları içine atıp pişirin. Ara ara kontrol edin fazla yumuşamasın. 11. Sarımsakları ezin. Yoğurda katın ve biraz suyla açın. 12. Tereyağını tavaya koyun. Eriyip kızıncaya salçayı koyun ve kavurun. 13. Biraz suyla açın ve bir taşım kaynatın. 4. Süzdüğünüz mantının üzerine önce yoğurdu ardından salça sosu dökün. Servis edin. Afiyet olsun. 4. sınıf Türkçe Map Yayınları çalışma kitabı sayfa 130 cevapları. Soru B. Siz de bir aile büyüğünüzün yardımını alarak şehrinize özel bir yemek tarifi hazırlayınız. Tarifinizi aşağı yazınız. Annemler şehrimize özel bir yemek olarak brine kıyma basma tavayı sizlere paylaşmak isterim. Malzemeler 1 kilogram kıyma, 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, 3 adet kırmızı biber, 2 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 2 adet domates, 2 adet biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 bardak su karıştırılarak sos. Yapılışı kıyma, salça, tuz, yağ ve kapta İyice yoğrulur. Üzerine soğan ve sarımsak ve biber eklenir. Hepsi karıştırılarak yoğrulur. Geniş bir tepsiye ince bir şekilde basılır. Üzerine domates, biber ile süsleme yapılır. Salçalı sos dökülerek 200 derece fırında pişirilir. 8. çalışma soru. Aşağıdaki paragrafta bazı kelimeler hatalı yazılmıştır. Kelimeleri bularak adlarını çiziniz. Kelimelerin doğru şekillerini aşağıya yazınız. Bu çalışmada TDK yazım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Cevap: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültür mirasını başka milletlere tanıtmak için reklam filmleri, afişler, broşürler hazırlar. Böylece İsviçre'deki bir kişi Göbekli Tepe'yi, Bıldıklı Gölü, Aspen Dosu, Nemrut Dağı'nı ve benzeri gezip görmek ister. Evet arkadaşlar, benim cevaplandırmam bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.